Ankara'da da sanatın, sanatseverlerin daha az görünen ilgisine rağmen bir küçük ateşi büyütür sesini yapılan girişimlerle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin veya Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi'nin veya Sanat Kurumu'nun, buna benzer kurumların yaptığı önemli girişimlerle Ankara sanat ortamının gittikçe hareketlenmesi ve bu sene fuarın daha önceki birkaç sene oranla daha zengin, daha büyük, daha çekici hale gelmesi umut verici bir olay. Biz İstanbul'da, Ankara'da da böyle bir fuarın oluşması için bir destek olarak gelmeyi düşünüyorduk. Ama bu destek artık bize olmaya başladı. Yani artık Ankara fuarı sanıyorum ki istediği seviyeye ulaştı. Sergileri büyük bir sevinçli bir telaşla dolaşan insanları görmek. Benim bir akademisyen ve bir sanatçı olarak en çok üzerinde durduğum sanatın yaygınlaşması, kökleşmesi, çok geniş kitlelere ulaşması bakımından gerçekten çok güzel bir görüntü. Ben Ankara'nın sanatı çok yakından takip ettiğini, ancak Ankara, Türkiye'de aslında geçmişe gitmeyen sanat hikayesinin imkansızlıklarından dolayı izleyicinin eserlerle buluşamamasına bir parça yarar sağlayacak, fayda sağlayacak fuar etkinliği Art Ankara, bence Ankara'da izleyen için çok önemli bir pozisyonda bugün. Çünkü ilk çıkışından bu yana bugün dördüncüsü düzenleniyor. Kendisini günbegün geliştirdiğine inanıyorum. Buna katkı sağlamak maksadıyla da biz profesyonel ekibimizle aslında onları görmek istedikleri, bilmek istedikleri, bilmeleri gereken sanatçı ve eserleriyle burada onlarla birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Alarma Sanat Topluluğu 2015 yılından beri yurt içinde ve yurt dışında projeler üreten bir topluluk. Bu yılda her yıl olduğu gibi yine Art Ankara Sanat Fuarı'nda Platform A Sanat Galerisi ile birlikte Pasaport adlı projesini gerçekleştiriyor. Topluluk projenin sonunda projeyi bir yurt dışı seyahatiyle birleştiriyor. O yüzden bu ekibin çok önemsediği bir proje. Çok farklı bir grafiksel düzen kurmak istedik. Çünkü Alarm Art farklı projeleri imza atmayı çok seviyor. Proje odaklı bir oluşum. Ondan dolayı hem Art Ankara'da olmaktan hem Platform A standında bu yıl tekrar olmaktan çok mutluyuz. Yes.
deneyim olmuştu. Fakat her geçen sene Art Ankara'nın geliştiğini ve genel kitlenin de değiştiğini fark edince bu sene farklı bir proje yapmak bu sene İran'ın seçkin sanatçılarını bir araya getirmek istedim ve bu konuda bana Portakal Çiçek Kolonisi destek oldu. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Burada Port Art'ın F4 standındayız. Rağbette çok fazla, beklediğimizin de üstünde keyifli bir fuar deneyimimiz oldu. Bir dahaki sene daha büyük ya da daha farklı bir projeyle tekrardan getirmeyi düşünüyorum. Aslında ne kadar bağlantılı olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben Ankara'ya misyoner bir tavırla geliyorum ama misyoner tavrıma karşılık 2 yıldır fuar etkinliğinin asıl amacı olan sanata ve sanat dünyasına maddi katkıyı da işin açıkçası gayet güzel bir şekilde alıyorum. Yeni müşteriler edindim, yeni dostlar edindim. Bu beni çok mutlu ediyor. Yavaş yavaş Ankara Fuarı'nın İstanbul'la rekabet eder hale gelmesini isterim. Ama bunun olabilmesi için de tabii ciddi anlamda bu işin önemini idrak eden koleksiyonerlerin çoğalmasıyla mümkün. O da kalitenin ve tanıtımın ve yapılan fuar ve gösterinin yüksek kalitede olmasıyla mümkün. Bunlar birbirini ileriye çekecek hamleler. O yüzden bu yıl çok doğru bir hamle yapıldığına inanıyorum. Ve her şeyin güzel geçtiğini düşünüyorum. Şimdi sıra bunu kalıcı hale getirmek. Gerçekleştiren işte Bilgin Bey ve Portakal Çiçeği'ni de saygıyla ve sevgiyle anlatıyor. Art Ankara geçen seneye nazaran bu sene çok önemli aşamalar kaydetmiş. Şaşırtıcı bir şekilde gelişen bir fuar. Cidden kutlamak lazım. Özellikle Bilgin Bey'i, Hakan Körpü'yü, tabii ki Portakal Sanat Çiçeği Kolonisi, Ahmet Şahin Bey'i, yani bu fuara destek olan herkesi kutlamamız lazım. Eskişehir'de, Ankara'da, İzmir'de çeşitli toplantılar yaptık ve bu alanın grafileri çizdik. Ve bu yıl rengimiz olan kırmızıyı siyah zemin üzerinde vurgulamak istedik. Alarm Art'ı tanıtmak istedik. Pasaport projemizi tanıtmak istedik. Ve Art Ankara'da da hissedilir bir alan olduğumuzu gördük. Fuarın günden güne
yükseldiğini görüyoruz. Nitelikli bir hale geldiğini görüyoruz ve bununla ilgili çok güzel standlarla karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de portakal çiçeğinin Port Art'ın standı. Şey oldu tabii ki. Hakan Bey'le görüştüğümde memnuniyetle karşıladım. Ahmet Şahin Bey olsun, Hakan Bey olsun. Bu projede beni en çok destekleyen iki isim oldu. Kendilerine katılmak benim için büyük bir zevk, büyük bir onur. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu fuarın gelişmesi kendi başına olmuyor. Ya da yalnız birden galeriler Türkiye'nin değişik yerlerinden ve İstanbul'lar hadi gidelim Ankara'ya demiyorlar. İnsanlar bunu başarıyor. Onun için bu önemli girişimcilerin ve onların destekçilerinin başarısı. Dolayısıyla bu sene de Bilgin Bey'in burada yaptığı hamlenin ve Ahmet Şahin ve Hakan Körpe'nin Portakal Çiçeği Kolonisi'nin itici gücünü bu fuara bu sene vermeleriyle, bu destekleriyle bu şimdi gerçekleşen bir hedef, gerçekleşen bir rüya haline geliyor. Ve şimdi Ankara'nın sanata değer verdiğini söyleyen diğer insanların, diğer kurumların bu öncü girişimin açtığı yoldan girmeleri ve bu oluşuma teşekkür edip bu yolu genişletmeleri lazım. Burada olmamızın en büyük nedeni de tabii ki portakal çiçeği. Çünkü bizim portakal çiçeğiyle olan çok geçmişe dayanan bir dostluğumuz, bir iş birlikteliğimiz oldu. Bu vasıtayla biz Art Ankara'yı tanımış olduk ve sanatseverlerle buluşmuş olduk. Ama bu tek benim için geçerli değil. Bugün Bedri Baykal'ın standı, Bobin'in standı, Devrim Erbil'in standı, geçen yıl Ergin İlhan'ın standı. Aslında portakal çiçeğinin sanata olan katkıları bir yansıması. Sadece tabii Ankara'yı kalkındırmakla kalmıyor. Aslında Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan bir köprü oluşturuyor portakal çiçeği. Dolayısıyla ben portakal çiçeğinin Ankara, öncelikle Ankara ama sonrasında Ankara ile İstanbul arasındaki köprü vazifesinden dolayı kendilerini tebrik etmek ve kutlamak istiyorum. Destek oldu. Hakan Bey de yanımızda oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hocam da kaç hocam? 85 mi? 85 daha nice yıllara birlikte başımızda, önümüzde olmamızı biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aslında Ankara'dan ilk İstanbul'a taşındığımda çok kısa bir süre geçtikten sonra Ahmet Bey'le tanışma fırsatı bulduk. O zamanlar ben de bir kurumda çalışıyordum. Bizim yollarımız birleştiğinde ben aslında daha toy bir sanat tarihçisiydim, öyle söyleyeyim. Ama bana inandılar, güvendiler. Ben de onların inancını ve güvencini doğru kullanmaya çalıştım.
bir müddet beraber yürüdük ve çok da güzel işler yaptığımıza inanıyorum. O yüzden gençleri gerçekten her zaman destekleyen tavrı aslında sadece sanatçılar için değil, sanat profesyonelleri için de geçerli. Bunu birebir yaşadım ve tanıklık ettiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Bütün sanatçı dostlarım bilir bu sanatçı-koleksiyoner ilişkisinin boyutunu, limitlerini, sınırlarını, dostlukların oturduğu çerçeveyi, kalıbı. Ahmet Bey bunları yıkan bir insan. Yani her birimizin yarın belki çok daha fazla da eser olan çok büyük koleksiyonerleri olur, olabilir. İnşallah bütün Türkiye'den dev koleksiyonerler çıkar ama Ahmet Bey'in verdiği başka bir şey. Ahmet Bey'in verdiği bir gerçekten sınırsız yakınlık, samimiyet, kardeşlik, abilik, dostluk ki bunun değeri paviçilmez. Çok teşekkür ederim. Ve bu sene gerçekten geçen seneye göre biraz daha yüksekteyiz. Ve her geçen yılda yükseleceğine inanıyorum. Portakal Çiçeği'nin desteğiyle de daha da yükseleceğine inanıyoruz. Bu birleşmenin daha güzelliklere yol açması dilerim. Ve bunu yeni hatırlayın. Böyle bir ödülle taşlandıran Ahmet Bey'e ve Ülgül'e çok çok teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.